Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün yer fıstığı ilaçlamamızı yapacağız. İki traktör geldik. Arazimiz 125 dekarda. Yayıcı yapıştırıcı ve pH düşürücü olarak Arman domuzu kullanacağız. Kurt zararına karşı emametin benzoat kullanacağız. Dekara 60 gram düşecek şekilde uygulamamızı yapacağız. İlk evrede, ilk dönemlerde, ilk çiçeklenme döneminde bir fosfor bitki besleme kullanacağız. Bir de iz element kullanacağız. Labina GR, İspanyol malı. Kök boğaz çürüklüğü için, aspergillus için ise Fusazil kullanacağız. Fusazil'de önemli olan proklorazdır. Kök boğazına gelen kısım aslında proklorazdır. Bu da tetrafenazol, bu da serkesporaya gelir. Şu an bizim için problem olan aspergillus'tur, kök boğazı çürüklüğü. Onun için Fusazil kullanacağız. Fusazil de Sincan Tanrı'nın çıkarmış olduğu bir mantar ilacıdır. Şu an ilk etapta, şu an bahçelerimiz dolu olduğu için ilk etapta pH düşürücü ve yayıcı yapıştırıcımızı dökeceğiz. Çünkü Çukurova bölgesinde sular kireçli. Ondan dolayı ilk pH düşürücümüzü dökeceğiz. Suyun pH'sının düşmesi için 5 dakika bekleyeceğiz. Bir taraftan da karıştırıcımız çalışıyor. Ben TD65 ile ilaçlama yapacağım. Dastlerimizin biri 800 litre, diğeri ise 1000 litre. Fatih abi çekiyor musun? Yayıcı yapıştırıcı ve pH düşürücünün üzerinden 5 dakika geçtikten sonra ilaçlarımızın hepsini koyduk. Bitki beslememize, mantar ilacımızı, bir de kurt ilacımızı koyduk. Şu an karıştırıcı çalışıyor. Şu an holderimizin kapağını kapatacağız, ilaçlamaya başlayacağız. Biz kapattıktan sonra ilaçlamaya hazırız. Benim atacağım holder 30 dekar atıyor. Ona göre ilaçları ayarladık. 1000 litrelik daster de 40 dekar atıyor, ona göre ilaçları ayarladı. Dekara 25 litre su düşecek şekilde uygulama yapılıyor 1000 litrelik dasterde. Bende ise dekara 26 litre su düşecek şekilde uygulamamızı yapıyoruz. Ben şu an başlayacağım uygulama yapmaya. Taraftan karıştırıcımız çalışacak. Şu an tarlamızın her iki tarafı da makaslı olduğu için, düzgün olmadığı için yol tarafından başlayacağım ilaçlama yapmaya. Tarlaya karıştırıcımız çok taraftan çalışıyor.
Birinci lastiğimizi attık. 30 dekar 30 dekara bir holderle attık ilacımızı. Bir parsel bitti. Şu an ikinci holderimizin ilaçlarını hazırlıyoruz. Şu an bir taraftan su çekiyoruz. Bir taraftan holder doluyor. Şu an pH sürücümüzü koyacağız. İlk etap için. Çünkü suyun pH'sini düşürmesi için 5 dakika beklememiz gerekecek. Bu arada hem su dolmuş olur. Bu ambalajı daha sonra karıştıracağız. Şurada geçtim. Ondan sonra diğer ilaçlarımızı hazırlayacağız. Dağımız da burada bitmiş oldu. Bundan sonraki sonuçları sizinle paylaşacağım. Bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.